12 Haziran'da bu rahatsızlığa yakalandım. E, fark ettiğimde bir toplu iğne ucu kadar bir ...kan sıvısıyla e, bu yola çıktık. İki gün içerisinde tetkikler, tahliller yapılıp... ...kanser olduğumu fark ettim. E, 30 Aralık'ta PET çekimim sonucunda da... ...bütün tedavim biterek tam 6,5 ayda da kanseri yendim. Başlangıç evresi olarak düşündüğümüz evrem... 3. evreydi. Ama e, şükürler olsun ki 6,5 ayda... ...muazzam bir motivasyon ve tedaviyle... ...bu işi sonlandırdık. E, kilo olurken ışık saçabilmeyi hedeflemiştim kendime ve... ...doğum günüme kadar bu kanseri yeneceğim diye yola çıktım. Sosyal medya beni şu şekilde tanıdı. Saçlarımı kestik kızımla beraber. Onun üzerine saçlarımı tek tekrar kazıttığımda e, bayağı bir 8 milyon insanın izlediğini fark ettik. Sonra herkes mesaj atmaya başladı. Dedim ki ben demek ki bu tesadüf olmadı. Benim duaya ihtiyacım vardı. İnsanların da bir yol gösteren ışığa ihtiyacı var dedim bu süreçte ve bütün sürecimi, acısını, tatlısını, hüznünü, mutluluğunu her şeyini paylaştım. İnsanlara tedavinin ötesinde bunun moral ve motivasyonla gerçi daha iyi bir şekilde iyileşebileceğini 6,5 ayda yenerek gösterdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden çok güzel bir umut oldum. Çok ağırlar acılar çektik. Çok ayrı. Ama hep gülümsemeyi ve o gülümsemenin verdiği e, özgüveni insanlarla paylaştım. Onlar bana yazdıkça ben daha çok güçlendim. Birlikte çok güzel bir yolculuk yaptık onlarla. Hı. Kanseri bir misafir olarak düşündüm hayatımda her zaman olduğu günden beri. Ve hiçbir gün ölmeyi öleceğimi düşünmedim. Yani bu yüzden de moralim hep yerindeydi. Bu süreci en iyi nasıl atlatabilirim? Tamam geldim ama bu hayatın sonu değil dedim. Ee, bir anne olarak bu yani bu süreçte iyi ki anneyim dedim aslında bakarsanız. Çünkü kızım olmasaydı bu kadar güçlü bir şekilde duramazdım diye düşünüyorum. Genetik konu çerçevesinde iki memenin de daha sonra boşaltılmasına karar verildi. Sonra da medikal tedavisini aldı. Arkasından da koltuk altı için radyasyon tedavisini aldı. Şu an genel durumu çok iyi. Özellikle genç yaş grubu böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman aman bu bir daha tekrarlar mı? E bu hastalıkların 6-8 yıl sonra aynı memede ya da karşı memede tekrarlayabilir yetenekleri var. Tabii ki mümkünse öncelikle genetik kodu bakılarak yolculuk ediliyor. Doktor muayenesiyle oradaki yapıyı fark edip ona müdahale etmek çok önemli oluyor. Çünkü ön tetkiklerinde hiçbir yerde hiçbir şey görünmüyordu. E, hatta MR'ında da oralara ait herhangi bir patoloji görünmüyor ama muayenede ele geliyordu. Ve e, MR oradan bir şey çıkarmıyor olmasına rağmen inadım inat üstüne gittiğimiz için yapıyı yakalayabildik. Kemoterapi aslında zamanımızda 4-4,5 ayda tamamlanabilir bir yapı. E, günümüzün onkolog altyapısı çok gelişti. Türkiye bütün ilaçlara sahip, dünyadaki protokoller uygulanabiliyor. Onun için hastalık çok çok iyi cevap veriyor. E, radyoterapi deseniz gerçekten dünyanın en iyi makinalarına sahipler. E, Hastayla çok ilgilenebilir, çok tecrübeli onkolog kitlemiz var. Onlar sayesinde de hızlı şekilde hem medikal onkolojisi hem de e, radyasyon onkolojisi tamamlanabildi.